İyi akşamlar sevgili BİT TV izleyicilerimiz. Spor Meydanı programımıza hoş geldiniz. Bu akşamki konuğumuz Serdar hocamız. Serdar Göktekin yıllarca Bitlis'te spora hizmet eden, spor denince belki de ilk akla gelecek olan isimlerden biri olan merhum Naif Göktekin hocamızın oğlu Serdar Göktekin bizlerle birlikte olacak bu akşamki programımızda. Geçmiş dönemdeki sporla ilgili, bugünümüzdeki sporla ilgili, sporun Bitlis'te geri gitmesinin nedenlerini konuşup tartışmaya çalışacağız. Siz de dilerseniz soru ve görüşlerinizi bize Facebook sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken Bitlis TV Spor Meydanı adlı Facebook sayfamıza mesaj ya da sorularınızı göndermek olacaktır. Buradan sorularınıza ya da mesajlarınıza cevap vermeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aslında bu akşam çok önemli bir gece. Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Chelsea ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele. İstanbul'da oynanacak Türk Telekom Arena Stadında. Biz de BİT TV ailesi olarak programımıza başlamadan önce Galatasaray'a başarılar dileyelim. Ayrıca iyi bir Galatasaraylı izleyicimiz var. Serkan Taşdelen. Buradan da kendilerine selamlarımızı iletelim. Programdan önce mutlaka söylememiz gerektiğini söylemişti. Evet. Biz de kırmayalım. Buradan selamlarımızı iletelim. Ve Galatasaray'a da başarılar dileyelim. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İlimizi Balliğinde temsil eden Tatvan Gençler Birliği Spor Kulübü var. Evet. Dilerseniz bunun haberiyle ilgili başlayalım programımıza. Tabii ki. Geçtiğimiz hafta Kurtalan'daydık. Kurtalan Spor, Tatvan Gençler Birliği spor mücadelesini takip ettik orada. Bununla ilgili bir fikstürümüz var. Fikstür ve puan durumu ekrana gelsin. Daha sonra buradayız. Girmeli Belediye Spor 2, Kurtalan Spor 1, Tatvan Gençler Birliği Spor 2, Yüksekova Belediye Spor 1, Diyarbakır Yol Spor 1, Van İpek Yolu 1, Ergani Spor 2, Mardin Spor 2, Bingöl Çapakçu Spor 1. Önümüzdeki hafta oynanacak mücadelelerde ise Cizre Basra Spor Kurtalan Spor'la karşılaşacak. Tatvan Gençler Birliği Spor pazar günü saat 12.30'da Batman Gerciş Bağlar Spor'u konuk edecek. Muş Ovası Spor Mardin Spor'la karşılaşacak. Çapakçu Spor Van İpek Yolu Spor'la mücadele edecek. Ve son olarak Ergani Spor, Yüksekova Belediye Spor'la mücadele edecek. Puan durumu da hazırsa puan durumunu da ekrana getirelim. Puan durumunda aslında pek bir değişiklik olmadı. Cizre Basra Spor 39 puanla birinci sıradaki yerini korudu. İkinci sırada Mardin Spor var aynı puanda. Üçüncü sırada temsilcimiz Tatvan Gençler Birliği Spor o da 37 puanda. Dördüncü sırada Diyarbakır Yol Spor var 34 puanda. Sıralama bu şekilde devam ediyor. Baktığımız zaman hocam şampiyonluk yarışına baktığımız zaman 3 takım arasında geçecekmiş gibi gözüküyor. Evet. Cizre Basra Spor, Mardin Spor ve Tatvan Gençler Birliği Spor. Bununla ilgili birkaç tane de fotoğraflar var elimizde. Bunları da yönetmen arkadaşımız ekrana getirebilirse. Evet, yaklaşık 200 Tatvan Gençler Birliği taraftarı takımını Kurtalan'da yalnız bırakmadı. Takımına destek verdi. Evet, bu ilk yediğimiz gol. Kurtalan Spor'un attığı gol. Bu şekilde. Evet. Evet, şu anda hakemler ekrana geliyor. Hakemler çok kötü bir maç yönetti. Bunu da söylemek istiyorum. Gerçekten özellikle yan hakem. Ben ömrümde böyle bir hakem görmedim. Şu fotoğrafta durabilirsek yönetmen arkadaşımızdan rica edelim. Tabii programımıza bir sürü mesaj geliyor. Program yaptığımız süre içerisinde. İşte Tatvan'ın maçlarına niçin gitmediğimizi soruyorlar. Aslında biz maçlara gidiyoruz. Aslında biraz mütevazı davranıyoruz. O kadar şey yapmıyoruz. Kendimizi belli etmemeye çalışıyoruz. Evet. Şu fotoğrafta görebiliyorsunuz. Kaptan Vedat'ın yanında oturan benim. Kurtalan'a gittik. Maçı takip ettik. Bu hafta da Allah nasip ederse pazar günkü Tatvan Gençler Birliği Gerciş maçında da Tatvan'da stat'taki yerimizi alacağız. İnşallah. Ben birkaç maçına gitme fırsatı buldum. Evet. Tatvan'daki heyecan çok önemli. Yani seyircisi şampiyonluğa, başarıya tamamen inanmış. Ben öyle ümit ediyorum ki yani bu sene veya bundan sonraki senelerde kesinlikle çok başarılı bir Tatvan izleyeceğiz. Peki maçla ilgili hemen yayından kaldıralım fotoğrafları. Maçla ilgili söylemek gerekirse tabii artık rahat maç yok. Son 6 maç. Her maç şampiyonluk havasında geçecek. Buradan tekrar Tatvan Gençler Birliği'ne başarılar diliyoruz. İnşallah bu yıl çok yaklaşmışken bu hedefe
İnşallah. Şampiyonluğu hak etmişti zaten. İnşallah. Tabii oraya kadar götürmüşse. Ortada bir emek var. Mutlaka hak etmiştir. Harcanan büyük bir para var. Tabii ki. İnşallah bu emeklerinin karşılığını alacaklardır. İnşallah. Hemen Tatvan Gençler Birliği'nde dosyasını da kapatalım ve hocam tekrar programımıza sizinle başlayalım. Tabii ki. Evet, siz yıllarca hocam siz de Bitlis'te futbol oynadınız. Hı hı. Bunun yanı sıra babanız da yıllarca Bitlis'te hem futbol oynadı hem hocalık yaptı. Evet. Yani Bitlis Spor, Özgüzeldere Spor belki tarihindeki en büyük başarıları babanızın zamanında yaşadı diyebiliriz. Evet. Yıllardır bu işin içindesiniz. Evet. Geçmişten günümüze şöyle bir kıyaslarsak neler söylemek istersiniz? Geçmişle ilgili hani Bitlis'te sporda ciddi değişimler olmuş. Maalesef bayağı bir geriye gitmiş Bitlis. Yani Türkiye son 10 yılda hemen hemen her konuda bir gelişim yaşadı. Bitlis de bundan nasip almış ama spor konusunda tam tersi istikamette bir yön var. Amatör sporlar çok geride, çok kötü. Takım sayısı çok az. Zaten profesyonel bir takım yok. Maç sayısı da çok az hocam. Tabii dolayısıyla takım olmayınca maç sayısı da olmuyor. Maç sayısı düşük oluyor. En önemlisi, en çok dikkatimi çeken şey, yani sokakta top oynayan çocuklar görmüyorum. Yani benim bildiğim, benim bilmediğim bir semt sahası varsa ve oraya gidiyorlarsa o başka ama öyle bir semt sahası da yok bildiğim kadarıyla. Yok. Şimdi ben şimdiye kadar bütün programlarınızı hemen hemen izledim. Buraya çok değerli arkadaşlarım çıktı. Beraber futbol oynadığım veya beraber görev aldığım beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarım, futbolcu arkadaşlarım çıktı. Genelde tespitler hep birbirine benzer. Yani bu konularda zaten doğrular hani yakındır. Mantık çerçevesi içerisinde herkesin söyleyeceği şeyler birbirine yakındır. Fakat hani tıpta 3T prensibi vardır. Tespit, teşhis, tedavi. Tespitte bazen teşhiste çok doğru şeyler yapabiliyoruz ama tedavide sıkıntı var, ciddi sıkıntı var. Yani aslında bu Bitlis'teki spor, özellikle beni ilgilendirdiği için futbol. Peki neden hocam yani sıkıntı var dediğiniz noktada? Altyapıdan bir geçiş yok. Yani alttan sporcu yetiştiremiyoruz. Evet. Antrenör sayısı da çok az, sporcu sayısı da çok az. Aslında bir kişiyle halledilebilir bu iş. Bitlis'te bir sürü kurum var. SGK var, İl Orman Müdürlüğü var, İl Özel İdaresi var, Belediyesi var. Bir sürü kurum var. Bu kurumlardan her biri bir takım kurarsa ve bir lig oluşturulursa bu Bitlis'te futbolu rahatlıkla canlandırır. Yani yıllardır... Yani şampiyon olmasına gerek yok. Yani amatör ligde mücadele edecek bir takım da oluştursalar mutlaka lige bir renk gelecektir diye düşünüyorum ben. Mesela yani... geçmişte vardı, PTT vardı. İşte Bitlis köy hizmetleri vardı. Yani o doğal bir süreç zaten. Yani bugün çarşamba ise yarın günlerden nedir? Perşembe. Şimdi amatör bir takım kurdunuz. Elinizde 150'nin üzerinde futbolcu var. Bunlar her sene 30'ar maç yapmış. Bunlardan mutlaka yetenekli olanlar, güçlü olanlar öne çıkacaktır. Bir takım, çok iyi bir takım kurulur ve Bitlis yoluna devam eder. Mesela kurum takımları kurulduktan sonra bu kurumların çok üstüne bir külfet değil. Yani kesesine ciddi ağırlıklar yüklemez. İşte futbolcular bulunabilir, tespit edilebilir, başlarına hoca konur. Şimdi hocam mesela tabii programımıza birçok kişi geldi, birçok kişiyi programımıza davet ettik, birçok kişiyle bu aynı sorunları tartıştık burada. Ama siz çok farklı bir şey söylediniz. Bu sorunlar aslında bir kişiyle çözülebilir dediniz. Evet. Aslında biz birliktelikten bahsetmiştik. Siz bir kişiyi söylediniz. Evet. Bunu biraz açar mısınız hocam? Şimdi şöyle, yani yeni bir vali geliyor memleketimize. Yeni bir vali geldi. Buradan yeni valimize de selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Yeni görevinde de başarılar dileyelim. Başarılar ben de diliyorum. Başarılı olacağını da düşünüyorum. Ümit ediyorum. Çünkü ayrıca hani, sporu seven bir vali olmasını kesinlikle da temenni ediyoruz. Bunu da ekleyelim not olarak. Evet. Şimdi daha önce hani valiler genelde resmi insanlardır, formal yapıda insanlardır, devlet adamlarıdırlar. Fakat gelen valimizin belediye başkanlığı tecrübesi de var. Belediye başkanları genelde halkın içinden insanlardır. Herhangi bir sorunla karşılaştığında
seçenekleri çok fazla olan bir valimiz var artık. Bu valimiz herhangi bir direktifle bütün kurum amirlerine bir takım kurulacağı konusunda şey yapabilir. Yani her biri önemli kurumlar, bir gelirleri var, bir planlama süreçleri var. Bunların hepsi oluşturulur, bir takım yapılır. Her bir kurumun bir tane odasında bir kulüp açılır, sporcular seçilir ve sporcuların seçimi de çok kolay. Bu noktada da milli eğitimden faydalanabiliriz. Her bir beden eğitimi öğretmeni bir yetenek avcısı haline getirilirse biz okulların hepsinden faydalanabiliriz. Yani mesela çocukların motor özelliklerini, kas yapılarının, işte spor yatkınlıklarının ölçülebileceği parametreler var bir sürü. Yani koordinasyon parkurları kurabilirsiniz, Wingate'ler var, laktat testler var. Yani bir sürü, bunu anlamanın çok yolu var. Hatta bunların hiçbiri yoksa bile, yani bir beden eğitimi öğretmeni öğrencisine baktığında, atıyorum yani öğrencinin kollar, bacaklar uzunsa, boyun kısa ve kalınsa, bel kalınsa, bu çocuk gelecekte bir boksör olabilir, yetenek de varsa eğer. Veya yine bu bütün mafsallar, merkezdeki mafsallar aynıysa ama kollar bacaklar kısaysa güreşçi olabilir. Yani omuzlar geniş, leğen kemiği dar, eller ve ayaklar büyükse yüzücü olabilir. Yani bunları anlamak için çok büyük teknolojilere, fizyoloji laboratuvarlarına da gerek yok. Bu öğretmenlerden bu şekilde faydalanabilirsek bu çocuklar kurum takımlarına tek tek gönderilebilir. Hangi kurum hangi mahalleye veya hangi okula yakınsa o okuldaki öğrenciler veya babaları, amcaları çalışıyor olabilir. Yani onu ayırmak kolay. Yani anladığım kadarıyla hocam diyorsunuz ki sporu tabana yaymak lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Değil mi hocam? En alttan başlamak lazım. En alttan. Çünkü hani yani eğer bir yerde bir şey yapmak istiyorsak en basit bir inşaatta bile temelden başlanıyor. Evet. Şu anda Bitlis'te dümdüz bir arazi var. Hakikaten içinde olan biri olarak, Güzeldere'de futbol oynayan biri olarak söylüyorum. Bitlis'te futbol yok. Ben artık bir futbol oynama yaşının son yıllarına yaklaşmış biriyim. Hala banko futbol oynuyorum. Altta yedek kulübesinde beni bekleyen hiç kimse yok. Aslında hani, hocam sizin biraz da hocam şansınız benden kaynaklanıyor. Nasıl? Sakat olmasaydım eğer sizin yerinizi alacaktım ama işte ne yapalım. Şükürler olsun diyeceğim, ayıp olacak. Yani beni yedek kulübesinde tribünde bekleyen, senden başka bekleyen hiç kimse yok. Yani altta hani biri olsa, bir hani ona da bir heyecan gelse, arada bir yerimizi ona bıraksak, öyle bir durum yok. Alttan gelen gerçekten hiç kimse yok. Bunun önüne geçilmesi tribünden lazım. Tribünden gelen var. O büyük tehlike. Haklı bir şey yapacağız. Evet. Peki hocam. Hocam az önce sohbetinizde şunu söylediniz. Bitlis'te işte antrenör eksikliği var. Var. Bunu söylediniz. Bunun yanı sıra tabii biz de programlarımızda genellikle bunun üzerine basa basa söylüyoruz. Yani bu yıl mesela ligde mücadele eden 2 ya da 3 takım var. Evet. Yani 3 takım vardı da şu an 2 takım var. Bitlispor ve Yüzgüzeldirespor. Evet maalesef. Tamam, diyelim ki bu sayıyı tekrar çoğalttık eskisi gibi. 10 takımla, 15 takımla yaptık. Peki bunların antrenör sıkıntısını nasıl halledeceğiz? O noktada Bitlis Eren Üniversitesi'nden faydalanabilir. Allah nasip ederse bu veya bundan sonraki yıl içerisinde beklediğimiz beden eğitim bölümü açılırsa beden eğitim bölümlerinin genelde 2 veya 3 tane alt bölümü olur. Biri öğretmenliktir. Ama hocam üniversiteden yani kuruldu kaç yıl oldu ama hiç faydalanamadık yani. Sadece spor anlamında değil. Yani şimdi ben hani başka bir konuda herhangi bir yorumda bulunmam doğru değil. Hani bilgi sahibi değilim. Kendi alanımda şöyle düşünüyorum. Eğer üniversiteye bir proje götürülürse yani bunun olumsuz bir cevapla geri döneceğini ben düşünmüyorum. Bir de bu çok önemli bir şeydir. Yani her üniversite öğrencisi öğrencilik yıllarından itibaren tecrübe kazanacağı ve diğer mezun olacağı, diğer üniversitedeki insanlardan onu bir adım önde başlatacağı her şeyi yapmak ister. Şimdi
Bitlis Eren Üniversitesi'ne orada çok değerli hocalarımız var. Bölüm başkanı mesela Bitlis'ti, Ercan Hoca, Ercan Işık. Yani ben çocukluğumdan beri, özür dilerim, onu tanıyorum. Ve projelere açık biridir. Şimdi kendisi benim de hocamdı. Bitlis Üniversitesi'nde. Evet, biz de buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Ayrıca Şahin hocamız da var, çok değerli orada. Evet. Şahin Kızıltaş. Ona ben programa girmeden önce onunla görüştük zaten. Buradan selamlar tabii ki, saygılar. Yani böyle bir projeyle üniversiteye gidilirse, üniversite bunu zaten geri çevirmeyecek gibi belki bir şeyler de katabilir. Şimdi örneğin ben üniversitede birinci sınıfın bahar döneminde, ikinci döneminde ve dördüncü sınıfın son döneminde staj yapmıştım. Eren Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği değil de daha çok antrenörlük bölümünde okuyan öğrencilerin müfredatına, biliyorsunuz üniversitelerin kendi elinde, yani kendileri belirleyebiliyorlar. Sadece birinci sınıfın bahar döneminde ve dördüncü sınıfın bahar döneminde değil de birinci sınıfın güz bahar, ikinci sınıfın güz bahar, ta dördüncü sınıfa kadar 8 dönemin tamamında bir staj verilse ve bu öğrenciler bu takımlarda hocalık yapsa, yardımcı antrenörlük yapsa, hem onlar için büyük tecrübe olur, hem de antrenör ve teknik direktör açığı kapanmış olur. Artı bu çocukların, bu öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin notları da şu şekilde notlandırılabilir. Mesela işte hocası, öğretim görevlisi diyebilir ki, atıyorum işte Sayın X öğrencim, eğer senin takımın ligi şampiyon olarak bitirirse ben sana 100 üzerinden 40 puan veririm. Eğer sarı kart veya kırmızı kart şu kadar sayının altında görürse, Fair play işte bu kadar puan veririm. Mesela yine testler yapılabilir. Bir üniversitenin mutlaka fizyoloji laboratuvarı olur. Yani anladığım kadarıyla, yani bizim zamanımızda dönem ödevi vardı. Evet. Bunun gibi bir şey diyorsunuz. Yani her dönem alırdık. Yani o dönem ödevleri genelde yani buna benzer. Yani teorik olurdu. Bu biraz daha pratik. İçinde teori de var ama doğru, yani doğru bir yaklaşım. Ve son olarak hani bu öğrencilerin, sporcuların bütün karaciğer değerlerinden tutun da kan değerlerine kadar sene başında, kamp öncesi ve sene sonunda, son maçtan sonra bütün değerler alındığında, eğer futbolcularda anlamlı bir fark görülebiliyorsa, performansları her konuda artmışsa, bu öğrenciler bunların üzerinden de not alabilir. Böylece hem denetleyebilmiş oluruz, yani sadece işte kurum amiri denetlemiş olmaz. Aynı zamanda üniversitedeki öğretim görevlisi de denetlemiş olur. Yani planlama ve organizasyonun bildiğim kadarıyla 8 tane ayağı vardır. En önemlisi denetlemedir. Mesela şöyle diyelim. Mesela diyelim ki işte sağlık meslek lisesinde okuyan bir öğrencinin nasıl staj yaptığı zaman gidip hastanede hastalarla ilgilenmesi, hastanede staj yapması gibi diyebiliriz. Kesinlikle. İşte, üniversitenin ikinci yılında ya da üçüncü yılında, atıyorum işte Özgüzel Derespor'da antrenörlük yapacak. Önümüzdeki yıl Bitlis Spor'da antrenörlük yapacak. Evet. Mesela örnek veriyorum. Evet. Bir sonraki yılda işte en son gidip Tatvan'da antrenörlük yapacak. Evet. Aslında bunlara hem iş imkanı sağlamış oluruz bu sayede. Kesinlikle. Ve en önemlisi, yani üniversite öğrencisinden çok ihtiyaç duyduğu şey tecrübedir. Yani çünkü hani bunu her mezun olan insan zaten kendi hayatında, meslek hayatında görmüştür. Yani teoriyle pratik birbirinden çok farklı şeyler. Ya, hakikaten arada büyük fark var. Peki, iki tane mesajımız var hocam. Bunları hemen okuyalım. Bir izleyicimiz iyi tabii yayınlar ki dilemiş. Bitlis Spor, Özgüzel Dere Spor maçı ne zaman demiş. Diğer bir izleyicimiz ise hayırlı yayınlar diliyorum. Sevgili Serdar hocamın sohbetine ve gülüşüne bayılıyorum demiş. Sevgi Yetişkin Savaş. Teşekkür ediyoruz. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet, diğer bir izleyicimizin sorusu. Özgüzel Dere Spor, Bitlis Spor maçı ne zaman? Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Vallahi biz de ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Biz de merakla sizler gibi dört gözle bekliyoruz. Evet. Dün futbol il temsilcimiz Sayın Kenan Erdil ile bir telefon görüşmem oldu. Bu hafta içinde ya da önümüzdeki hafta içerisinde oynatmayı planladıklarını söylediler. Tabii dün gece bu görüşmeden sonra sabahleyin uyandığımız zaman her taraf yine bembeyazdı. Evet. Kar yağmıştı tekrar.
Yani ne olur bilemiyoruz. Tabii bunu gerekli açıklamayı ASEKEFE'den ya da futbol il temsilcimizden aldıktan sonra önümüzdeki haftaki programımızda buna yer vereceğiz. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Evet hocam. Siz de Üzgüzeldere Spor'da oynuyorsunuz. Evet. Hazır konu açılmışken. Evet. Aslında biraz daha farklı bir konuya hemen dönelim. Evet. İşte ligler neden geç başlıyor? Hı hı. Neden daha erken başlamıyor? Aslında ASEKEFE'den bir yetkiliyle görüştüğüm zaman, yani tabii bana kızmasınlar ama çok komik bir cevap almıştım ben. Neden Nedir? Erken başlamıyor diye işte. Geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıl üzerine basa basa işte programa kimi çıkardıksak herkes liglerin daha erken başlaması gerektiğini söyledi. Evet. İşte oradaki yetkili bana aynen şu ifadeyi kullanmıştı. Biz bu sene erken başlayacaktık ama diğer takımlar evraklarını yetiştiremedi. Yani şimdi ben buradan sormak istiyorum. Sen ligi diğer takımların evraklarına göre mi başlatıyorsun? Onların sana tabi olması gerekmiyor mu? Sen bir kural koyarsın. Kardeşim şu tarihte lig başlayacak. Yetiştiren, evrağını yetiştiren takımı ligi alırsın. Yetiştirmeyeni almayacaksın. Bu kadar basit. Açık ve net. Değil mi hocam? Yani aslında tabii ki bunların kesinlikle... Bir de özür dilerim, şöyle bir durum var. Mesela spor kulübümüz var. Bir sürü spor kulübümüz var. Bunlar hiçbir zaman lige katılmıyor. Ama lige katılım bedellerini ödeyip niye katılmıyorlar? Sırf kulüpleri kapanmasın diye. Mesela şöyle bir şey de getirilebilir. 2 yıl üst üste mesela amatörlüğe katılmayan kulübü mesela şeyini kapatabilirsiniz. Spor kulübünü mesela kapatabilirsiniz. Bu şekilde de böyle bir öneri de gündeme getirmek istiyorum. En azından takım sayısını artıralım diyoruz ya. Evet. Bir nebze de olsa bunun önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Yani boşu boşuna kulüpleri şey yapmamış oluruz. Yani şimdi takım sayısı bu kadar az olunca ASEKEFE'nin aslında böyle bir önlem alması bana mantıklı geliyor. Yani aynı fikirde değilim. Kulüp kapatma konusuna gelince yani bu saatten sonra bir de kulüp kapatırsak bitsin sporu ne olur mu? Ama hocam bak şöyle bir durum var. Mesela o spor kulüpleriyle de yaptığımız görüşmelerde adam diyor ki bana bir hafta öncesinden haber vermiş. Bir hafta sonra ben diyor ki ligi başlatacağım. Evet. Ben de evrağımı ona göre yetiştiremiyorum. Evet. Tamam mı? Mesela şimdi lig ne zaman bitiyor burada? İşte bu bir spor, Özgüzeldere Spor maçı var. Yanılmıyorsam bu maçtan sonra 2 maç daha var. Evet. Yani. Daha sonra lig bitecek. Muhtemelen işte o 2 maçı da büyük ihtimalle Tatvan oynamayız. Gençler Birliği'nin durumuna göre Nisan ayının sonlarına doğru lig bitmiş olacak. Ligi evet. Tamamlamış olacağız. Öyle mi hocam? Evet. Tamam, arada 2 aylık bir dinlenme olsun. Temmuz'un başında sen bildirini yap. Ağustos'un ilk haftası ligi başlatacağım. Yani her şeyin bir kural dahil. Bir ay öncesinden ya da 2 ay öncesinden sen bunu bildir. Olması konusunda seninle tabii tamamen aynı fikirdeyim. Yani kaldı ki hani çok fazla elin ayağa karışması gibi bir durum olamaz. Ortada doğru düz takım yok. Ha, mesela tabii ASEKEFE'yi de şu yönde haklı buluyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Aslında spor kulüplerimiz iyi yönetilmiyor hocam. Spor kulüplerimiz gerçekten iyi yönetilmiyor. Yani baktığımız zaman işte... Geçen yıl bir spor kulübünün yöneticisiyle görüştüğüm zaman ne yaptınız, takım kurdunuz mu dedim. Vallahi dedi mahallelerde sporcu arıyoruz. Evet. Yani lisans yapacak sporcu arıyor. Evet. Yani artık söylenecek bir söz yok diye düşünüyorum. Tamam mesela ararsın ama yani sizin dediğiniz gibi mesela gidip halı sahada futbol maçları var. Gidip oradan izlersin. Dediğimiz gibi mesela gidip liselerdeki beden eğitimi öğretmenlerinden bilgi alabilirsiniz. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Ya da yazın mesela Faruk hocamız işte bir kurs açıyor. Sporcu yetiştirmek adına, sporcu bulabilmek adına. Evet. Bir kurs açıyor. Böyle bir kurs açabilirsin. Değil mi hocam? Yani buradan sporcular temin etmek bu kadar zor değil. Ama şimdi, sen sırf işte gelip bana soruyor mesela. Ya işte bana bir kaleci lazım. Kim var? İşte Serdar Hoca var. Hiç seni izlememiş, görmemiş. Serdar hocam kimliğini ver, hemen lisansını yapayım. Olmaz ki böyle. Böyle olunca da ne olur hocam? Lafını kesiyorum özür dilerim ama. Ne olur hocam? İşte maça çıkar. Bitlis Spor ya da Özgüzeldere Spor karşısına çıkar bu sporcularla. İlk yarı 5 tane yer. İkinci yarı maça çıkmaz. 2 maç sonra da ligden çekilir. Şimdi bu şekilde bulduğunuz futbolcuyu oynatamazsınız. Antrenmana gel diyemezsiniz. Bunun çok daha yani lisans bazında değil. Hangi çapta olduğunun önemi yok. Amatör kulüpler de profesyonelce yönetilebilir. Buna hiçbir engel yok. Ve ben yine o yöneticileri yürekten tebrik ediyorum.
Bu şartlar altında yine büyük işler başarıyorlar bence. Çünkü sadece bu insanları mecbur kılan bir şey yok. Ne kamuoyunda ne kendi vicdanlarında. Bunu yapmak zorunda değiller. Bunu yapmalarının tek sebebi sporu seviyor olmaları. Veya memleketi seviyor olmaları veya her ikisi de. Şimdi gidip halı sahadan futbolcu alacak kadar, mahallede futbolcu arayacak kadar çaresiz olduğu halde gidip lisans çıkarabiliyorsa, takım çıkarabiliyorsa, her antrenmanını gelip izliyorsa, ilgileniyorsa, gönül vermişse ben canı gönülden tebrik ederim. Ama her hocam birini. Şimdi mesela tamam o konuda size hak veriyorum ama bir de bunun mesela madalyonun öteki yüzü var. Kulüplerimiz maalesef tek kişiyle yönetiliyor hocam. İşte yani bugün Bitlisspor denildiği zaman akla gelecek tek kişi var Uğur İmiş. İşte ya Fenerbahçe denildiği zaman hayır hocam, aklına hayır, Aziz hayır. Yıldırım geliyor. Yani tamam profesyonelliğin denildiği zaman dibindeki bir kulüp Fenerbahçe. Cevdet Tüncel, Hakan Tuncel, Fatih Bayındır, Kasım Güngördü. Bunların dışında başka hiçbir kimse gelmiyor. Yani yaşadığımız şehri bıraktı. İşte, yaşadığımız ülkede bu daha denildiği zaman iki kişi akla geliyor. Evet. İşte birincisi Baki hocamız, ikincisi Veysi Aram hocamız. Ben ikisine de teşekkür ederim. Baki hocaya hele. Yani spora emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra Yıldırım Spor denildiği zaman Ali Başkan geliyor. Başka hiçbir kimse akla gelmiyor. Yani ben... Yani bu insanlar neden yalnız bırakılıyor? Ben bunu da anlamış değilim. Bitti Spor dendiği zaman da akla Naif Göktekin gelirdi. Ya ben hani babamın o şeyine, Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın. Babamın o emeğine, o uğraşına anlam i̇şte veremezdim. Anıyoruz. Allah razı olsun. Ben anlam veremezdim bir. Çok acırdım iki. Çünkü hani giderdi futbolcuları ikna etmeye çalışırdı, antrenmana götürmeye çalışırdı. Yerlilerle, yani o meşhur hikaye, yerlilerle yabancılar arasında kalırdı, futbolcularla yöneticiler arasında kalırdı. Anladım. Ben aynı şeyleri, işte az evvel andığınız hocaların, başkanların yaşadığından eminim. Tabii. Yani bugün Ali Satın'ın veya ben mesela Güzeldere Başkanı'nın her antrenmana meyveyle, tatlıyla, sodayla, şununla, bununla geldiğini biliyorum. Ve ne kurumlardan ne de başka bir yerden herhangi bir maddi destek alıp almadığına dair bir bilgim yok. Almadığını tahmin ediyorum. Yani az evvel de söyledim. Fenerbahçe'nin bile başında bir... Yani Allah ona da yardım etsin. Benim için hiç sıkıntı değil. 100 yıl başkanlık yapar inşallah. Sorun değil. Ama yani Fenerbahçe'nin başında bile bir Aziz Yıldırım var. 15-20 senedir. Kaç sene oldu bilmiyorum. Yani Türkiye'nin durumu bu. Türkiye'nin gerçeği bu. Hocam biz onu tartışmıyoruz. Yani nedir? Şimdi olabilir. Evet. Yani zaten ben de istikrardan yanayım. Evet. Ya 15 yıl olabilir, 20 yıl olabilir. Evet. İyi yönetildikten sonra hiçbir problem yok. Evet. Tamam, ben mesela Fenerbahçe'nin başında 15 yıldır Aziz Yıldırım var diyorsunuz ama Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım sayesinde kazandığı sayısız başarılar var. Doğrudur. Sayısız tesis var. Doğrudur. Yıldırım Demirören de Beşiktaş'ın başındaydı. Aman Allah. Ne vardı Beşiktaş'ta? Şimdi konu... Yani işte, şimdi o gittikten sonra Beşiktaş bir nefes aldı. Bıraktıktan sonra ama Federasyon Başkanlığı'na gidince bu sefer bütün kulüpleri etkilemeye başladı ister işte istemez. İşte söyleyeceğim şimdi o anlatmak şeyi. İstediğim... Evet. Hocam spor kulüplerimiz neden yalnız bırakılıyor? Yani kahvedeki bir insan gidip kahvede bunu konuşabiliyor. Rahatlıkla şunu söyleyebiliyor. Evet. Ya işte Serdar Göktekin Güzeldere'nin başkanıysa Serdar Güzeldere'yi bıraksın ben alırım. O bırakırsa ben yaparım. E be kardeşim sen onu alacağına, onu söyleyeceğine git Serdar'ın yanına. Belki ona bir faydan dokunur. Beraber yapın. Yani bizde, bizim insanımızda şöyle bir şey var. Tek başına kahraman olalım. Herkes bunun peşinde hocam. Evet. Yani hiçbir zaman birlik yok. Mesela Tatvan Gençler Birliği örneği verelim. Ben bu hafta da maçlarına gittim. Evet. İşte 2 yıl önce de aynı, 3 yıl önce de aynı yönetim. Hala aynı yönetim. Birbirlerine bağlanmışlar, kenetlenmişler. Böyle olalım ya. Tek vücut olalım. Evet. Sezon başında hocam böyle bir birliktelik söz konusuydu. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Tabii bundan bir yanılmıyorsam 5 yıl önce böyle bir birliktelik yine söz konusu oldu ama... Yanılmıyorsam 9 ya da 10 takım birleşti. Evet. Özgüzeldere Spor sadece muhalif davrandı, birleşmedi. Ama o ligde de Özgüzeldere Spor başa şampiyon oldu. Evet. O zaman gerçekleştirilememişti o zamanki bu düşünce. Ben zaten yani anlattıklarımın da işaret ettiği yönde ben tamamen karşıyım. Yani kulüplerin birleşmesini, eldeki futbolcunun, eldeki sporcunun
elit bir seviyeye yükselmesini istiyorsak ona maç yaptırmalıyız. Yani bugün dünyanın en iyi antrenmanı maçtır. Yani bir futbol maçının içerisinde veya bir basketbol maçının içerisinde, bir güreş müsabakasının içerisinde çabukluk var, koordinasyon var, devamlılık var, kuvvet var. Bunların hepsi var. Bir maçta mentörlük ve psikoloji var, havaya girme var. Yani bir sporcuya yaptırabileceğiniz en iyi antrenman maçtır. Siz kulüpleri birleştirirseniz maç sayısı düşer. Burada en önemli şey püf nokta, altın kelime, maç. Maç yaptırmak, müsabaka yaptırmak. Sporun özü budur. Yani bir futbolcu bir menajere işte tavsiye ettiğiniz zaman ilk şu soruyu sorar. Kaç maç yaptı? Daha sonra mevkisi nedir? Yaşı kaçtır? Boyu nedir? Kilosu nedir? Bunları sorar. İlk soracağı soru şudur. Maç, kaç maç yaptı? Maç sayısı nedir? Yani mesela bir kayak sporcunuz varsa elinizde, diyelim ki Yüce Allah kayak sporu adına bütün yetenekleri bu sporcuya vermiş olsun. Eğer 250 gün, 260 gün boyunca kaymıyorsa yılda yani uluslararası bir başarı kazanması imkansız. Mümkün değil. Yani bu sebepten dolayı sporcuların müsabaka yapmasının önemli olduğunu bulduğum için ben kulüplerin birleşmesini de doğru bulmuyorum. Kulüpler birleşmemeli. Bilakis ligdeki takım sayısını artırmalıyız ve şampiyonluk parolasıyla başladıktan 2 hafta sonra havlu atmamaları gerekir. Mesela hocam eskiden şöyle bir durum vardı. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Mesela eskiden mahallecilik vardı hocam. Hı. Her mahallenin mesela kendine göre bir takımı vardı. İşte sosyal konutların Hüsrevpaşa Spor Kulübü vardı. İşte 8 Ağustos Mahallesi'nin 8 Ağustos'u vardı. Zeydan'ın Güzel Deresi vardı. Kömüs'ün Yıldırım Sporu vardı. İşte bu çarşı merkezinin Hal civarının Çağdaş Sporu vardı. Evet. Bir de maçlar kıran kırana oynanırdı hocam. Çok da yetenekli sporcular çıkardı. Evet. Yani baktığımız zaman işte günümüzde artık böyle bir şey de kalmadı. Rekabet de kalmadı. Aslında rekabetin olmadığı yerde başarı da olmaması bence gelmiyor elbette tabii normal. Ki. Yani mahalleler arası maçlardan birçok futbolcu çıktı. Yani ben Kömüs'le Zeydan arasındaki, işte Taşut'la Zeydan arasındaki maçların ne minvalde olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi biliyorum. Bitlispor 3. ligde, 2. ligde iyi maçlar oynarken o zamanlar Güzel Dere'nin 8 Ağustos'un Yıldırım Spor'un neredeyse Bitlispor maçlarındaki kadar seyircisi olurdu. Şimdi doğrusu yani çocukların da gelişen teknolojiyle ilintili olduğunu düşünüyorum. Çocukların da artık spora karşı çok büyük bir ilgisi yok. Eğer beden eğitimi öğretmenleri, üniversite öğrencilerinin antrenör olması ve kurumların takım kurması durumunda bu çocuklara küçük yaşlıklar verilirse ve eğer antrenörler çocuklara, futbolculara sporu, takım olmayı sevdirebilirse, bunu başarabilirlerse, yani 5-10 sene içerisinde öyle ümit ediyorum ki artık olay mahallelerin de dışında daha profesyonel bir ortamda yaşanmaya başlanır. Mesela hocam bir de eskiden işte 8 Ağustos kupası vardı. Evet. Lig'e hazırlanmadan önce kulüplerimiz burada işte son hazırlıklarını yapardı. Evet. Yani bir nevi vitrindi orası. Evet. Kulüplerimiz için. Evet. İşte son yıllarda artık böyle bir organizasyon da kalmadı maalesef diyelim. Bununla ilgili mesela neler düşünüyorsunuz? Mesela 8 Ağustos kupası olsa ne güzel olurdu. Değil mi hocam? Yani sezona biraz daha erken başlasak, en azından yaz aylarını es geçmesek. Çünkü malum mesela ben futbolu gerçekten çok seviyorum. Yani gidip ben de bir batıdaki bir insan gibi futbol müsabakasını izlemek istiyorum. Yani başka illere gerçekten imreniyorum baktığım zaman. Yani bu kadar da hakkımın olduğuna inanıyorum. Şimdi zaten 12 ayın 8 ayını kar altında yaşıyoruz. Malum sahamızda kapalı oluyor. Evet. Zaten futbol yok. Yok denecek az diyelim. Yok denecek kadar az. Evet. Evet. En azından bari bu yaz aylarını, bu 3 ayı, 4 ayı iyi değerlendirelim. Evet. Mesela 4'ten sonra evet. Çok da güneşin altında olmasını istemiyoruz tabii.
Mesela bu saatlerde böyle bir şey yapılsa, 8 Ağustos kupası yapılsa, ben işte bir sürü kişinin de tribüne gidip bu maçları takip edeceğine, en azından stret atacağına inanıyorum. Hatta belki bunun için lisans istenmese, belki isteyen herkes buna rahatlıkla katılıp futbol oynayabilse, yine 15 takımla, 20 takımla girilse çok daha keyifli olur, evet. Mesela benim bununla ilgili bir projem var. Eğer değerli valimizi ziyaret etme imkanımız olursa, İnşallah. Eğer kendisi de bizi kabul ederse, evet. İnşallah kendilerinin yanına gittiğimiz zaman bu durumu kendilerine izah edeceğim. Bu projeyi biraz anlatacağım kendilerine. Evet. İnşallah Allah nasip ederse bu yaz ayında böyle bu projeyi, buna benzer bir projeyi hayata geçirmeyi düşünüyorum. Tabii evet. Sizlerin de katkılarıyla. İnşallah, tabii ki. Elimizden diğer spor gelirse. Kulüplerimizin, yöneticilerinin, başkanlarının, sporcu abilerimizin, daha önce Bitlis'te futbol oynamış büyüklerimizin katkılarıyla bu projeyi hayata geçirmeyi düşünüyorum. İnşallah. Yani yazılı olarak değil. Yani herhangi bir beklentimiz yok. Sadece Bitlis'te futbol anlamında bir şeyler değişsin. Evet. İşte mesela görüyoruz hocam, yayına gelmeden önce işte çay içtik beraber. Gördünüz. Kahvehaneler hepsi gençlerle dolu. Evet, maalesef. 17 yaşındaki, 18 yaşındaki çocuklarımız hepsi kahvehane köşelerinde ziyan olup gidiyorlar. Yani bu beni gerçekten çok üzüyor. Yani buna dur diyemiyoruz. Şununla ilintilendiriyorum. Bitlis'te hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Bir bayram arifesiydi. Yani rahatlıkla diyebilirim ki Bitlis'te erkek kalmadı ya. Yani herkes o maça gitmişti. Deplasmandaydı. Hatta Bitlispor yenilmişti ve kadınlar demişti ki, yani mübarek arife günü maça gittiniz diye Allah cezanızı verdi. Şimdi tabii. Şimdi o zaman babalarımız, işte komşularımız o futbola o kadar yoğun ilgi gösterirdi ki onların gözüne girmek için biz de futbol oynardık. Şimdi insanların futbol dışında başka nelere gönül verdiğini anlayamıyorum. Çünkü gençlerin herhangi bir şeye gönül verdiğini göremiyorum. Geçen sene öğrendiğime göre Bitlis'te uyuşturucu madde kullanan genç sayısı 1000'e yaklaşmış. Bunu ilk duyduğumda verdiğim tepki şuydu: ya Bitlis'te 1000 tane genç var mı ya? 1000 tane genç uyuşturucu madde kullanıyormuş. Ya bunun içerisinde eroin de var bir de. Ben şu yaşa geldim, eroin hayatımda görmedim. Buna hani ulaşabilmek, şey yapmak. İşte hocam, aslında spor, bu çok güzel bir örnek. Hayatımda hiç eroin görmedim. Evet. Çünkü sporun içindesiniz. Tamam, yani oldu mu? Spora yönlendiğinizden dolayı. Kesinlikle. Şimdi yani şöyle bir handikap var. Bizim elimizde, yani bu ifade çok dürüst, çok açık bir ifade olacak ama ben futbolun içerisinde öyle gençler görüyorum ki inanın, eğer futbol oynamasaydı eminim, umarım günahlarına girmiyorum, kullanırlardı, onlar da kullanırdı. Teşne yani. Nereye götürsen oraya gidecek gençler. Şükürler olsun biri tutmuş ellerini, futbola getirmiş, şimdi futbol oynuyorlar. Ve hiçbir bağımlılıkları yok. Futbol oynamaya çalışıyorlar diyelim hocam, çünkü futbol... Evet, yani bu şartlar oynamıyor. Altında ellerinde ne geliyorsa onu yapıyorlar. Şimdi ben öğrencilik yıllarında hatırlıyorum, Ankara'da bir ara simit patladı, simit sarayları, işte simit dükkanları, simit kafeler falan. Her yerde bir köşede açılıyordu mutlaka. Patladı derken? Yani tuttu ve insanlar çok fazla simit rabet yemeye başladı. Yani. Rabet gördü, evet, teşekkür ederim. Doğru kelime o. Daha sonra gazetede okumuştum. İç Anadolu bölgesinde ayranı olan talep çok artmış. Astronomik bir rakama ulaşmış ve işte yeni yatırımlar başlamış. Şimdi ben o zaman simite bağlamıştım. Çünkü insanlar simitin yanında ayran içiyordu. Buna biz yan endüstri, yani biz değil de ekonomistler yan endüstri diyorlar. Marjinal. Şimdi maalesef, yani bağdaştıracak olursak, eroinin yan endüstrisi ayran değil. Yani Allah korusun, hırsızlık, tecavüz, gasp. Bunun önüne ne geçebiliyorsa onu yapmak lazım. Yani futbol 100 kişiden, 1000 kişiden 10 taneyi kurtaracaksa destek verelim. Kayak 10 kişiyi kurtaracaksa, 1 kişiyi kurtaracaksa bu bile anlamlıdır. İnanmazsanız gidin anasına babasına sorun. Çok önemlidir. Şimdi futbolun bir de çok özel bir şeyi var.
Yani 17-16 yaşına gelen genç bir gün şöhret olmayı arzu ediyor. O yollardan biz de geçtik. Yani Fenerbahçe'de oynadığını, Beşiktaş'ta oynadığını hayal ediyorsun mutlaka. O gençler yaklaşmaz. Mesela Trabzon'daki bütün gençler Trabzonspor'da oynamayı hayal ediyormuş hocam. Mesela bizim işte bir kulübümüz de mesela 3. ligde olsa ya da 2. ligde olsa, bizim gençlerimiz de mesela, lisedeki gençlerimiz için söylüyorum bunu. Mesela onun hayaliyle hani tabii ki gidip Esrar Eroy'una ya da Uyuşturucu'ya başlayacak halleri yok. Kesinlikle. Ders çıkışları, işte dersin sonunda kendilerini futbola ya da spora daha çok vereceklerdir. Kesinlikle. Yani bir de futbolun hele hele bir albenisi olursa, daha iyi malzemelerle, çok daha iyi tesislerde yapılırsa, biz, sen çok iyi biliyorsun, 8 Ağustos stadında antrenman yapıyoruz. Kış günleri işten çıktığımızda antrenmana gidiyoruz. İnan, ya bu nasıl mümkün oluyor fiziksel olarak, bunu da anlamış değilim. Çevredeki bütün binaların sahadan daha yüksekte olmalarına rağmen, çevredeki bütün binaların karbon monoksit dumanları bizim sahaya geliyor ve sahaya yayılıyor. Yani antrenman yapmasak hafta sonu oynayacağımız maçta daha yüksek bir performans göstereceğiz belki. Yani o sahada daha geriye gidiyoruz. Çok daha iyi bir tesis yapılabilir, tesisleşmeye gidebilir. Mesela Bitlis'in SODES diye bir şansı var. SODES'te çalışan, emek veren birçok memur bizim arkadaşımız, dostumuz. Şimdi gittiğimizde gerçekten yardımcı olmaya da çalışıyorlar. Buradan evet. Da hepsine selam olsun. Tabii çok değerli hocalarımız var orada. SODES'i hocam dilerseniz programımızın ikinci bölümüne bırakalım. Olur, tamam. Çok kısa mesajlarımız var. Hemen bunları da okuyalım. Aha. Reklama gitmemiz gerekiyormuş. Tabii ki. Can Oto. İyi akşamlar Serdar hocam, sayesinde spora başladım. Kendi salonu kapandıktan sonra şehir merkezinden 4 kilometre uzağa spora gidiyoruz. Başka bir yer yok demiş. Şehrimizde spor yapabileceğimiz yer yok. Boks federasyonu yok. Bitlisliyim ama lisansım Siirt adına. Evet. Çok da iyi bir boksördür. Çok yeteneklidir. Yani maalesef. Umarım ya Bitlis dışında başka yerlerde fark edilecektir. Kadriye Hizal. Babanın yerini doldurmuşsun demiş Serdar hocamız için. Selamlarımızı buradan iletelim. Yusuf Ziya Erem. Yusuf. Bizim Veysi hocamızın oğlu. Buradan selam gönderelim biz de Yusuf'a. Akın Bey, iyi yayınlar. Serdar hocama selamlar. Aleyküm selam. Senden tek isteğimiz Beşiktaş'ta olduğunu bu kadar belli etme. Beşiktaş'ı bu kadar savunma. Objektif olman önemli, rica olunur demiş. Peki, teşekkür ediyoruz. Bu eleştiriyi de dikkate alacağız. Hemen diğer mesajlarımıza da bakalım. Evet. Ercan Atay. Serdar hocamı gözlerinden öpüyorum. Başarılarının devamını dilerim. Teşekkür ederim. Rahmetli Naif hocamın da mekanı cennet olsun demiş. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz de rahmetle anıyoruz Naif hocamızı, Cezmi Amamcıoğlu'nu. Tabii ki. Allah rahmet etsin. Eski kaptanlarımızı, Mehmet Sucuk başkanımızı. Evet. Evet değerli izleyenler, reklamların ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Değerli izleyenler, reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Facebook'ta sayfamıza gelen mesajlar var. Hemen bunlara bir göz atalım. Ben Müşir Koç Yiğit. Değerli kardeşim, iyi akşamlar. Programınızı beğeniyle izliyorum. Ayrıca 5 yıl 8 Ağustos Spor Kulübü Başkanlığı yaptım. Bu yıl inşallah seyirci kitlesini arkama alarak tekrardan 8 Ağustos Spor Kulübü'nü kurarak başarıdan başarıya taşımayı planlıyoruz. İnşallah. Senin de ekranlardan bunu değerli Bitlis halkına iletmeni istiyorum. Sizlerin de Allah yolunu açık etsin. Başarılarının devamını diliyorum. Canı gönülden
başarılı olmanızı diliyorum demiş. İyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz biz de müşür başkanımıza. Gerçekten seveni de çok. Artık 8 Ağustos'un da ligimizde olması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Aslında geç kalınmış bir karar ama 8 Ağustos'un tekrardan amatör ligde görmek istiyoruz. Hemen İsmail Kırmızı adlı izleyicimizden gelen bir mesaj var. Bunu da izleyicilerimizle paylaşalım. Beden eğitimi öğretmenliği okuyan milli sporcunun olimpiyat sporları oynanırken turnuvalardan sınava çağrılıp sınava sokulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Sistemi değiştirmedikten sonra düşüncelerin ne önemi kalıyor? Akın kardeşim demiş, Antalya'dan selamlar. İşte buradan selamlarımızı iletelim. Arkadaşlarım uyarıyor. Telefon hattımızda Sayın Valimiz, telefon hattımızda Sayın Orhan Öztürk. Sayın Valim iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Valim. İyi akşamlar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Yeni görevinizin de hayırlı olmasını diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, yeni bir ildesiniz. Bitlis'tesiniz. Bitlis'i evet. Nasıl buldunuz? Öncelikle bununla başlayalım Sayın Valim. Önce ben programınızdan dolayı tebrik ediyorum. İlgiyle ve keyifle izliyorum. Teşekkür ederiz. Biraz spor programından daha öteye zevkle izlenecek farklı bir program. Çok yere teşekkür ediyorum Sayın Valim. Bir program izlemek gerçekten bizim açımızdan da memnuniyet verici hem de bir miktarda şaşırtıcı. Demek ki yerel kanalların da ulusal kanallar ölçeğinde bizim izlemeye değer programlar yapabildiğinin ciddi bir göstergesi. O anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Serdar Bey'i de özellikle çok takdir ettiğimi belirtmek istiyorum. Çünkü çok duru bir zihne sahip. Ve bu sporu, gençleri kendisine dert etmiş, bunun derdiyle hemhal olmuş bir halini ve tavrını gördüm. Bundan dolayı da ayrıca son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Bizim çocuklarımızın artık bilgisayar oyunlarının oyuncağı konumuna geldiği bir ortamda sporun bu şekilde birileri tarafından dert edilmesi gerçekten güzel bir şey ama demek ki spor noktasında yapılması gereken çok ciddi şeylerin de olduğunu bu vesileyle görmüş ya da öğrenmiş bulunuyorum. Ben Bitlis'e yeni gelmek hasebiyle tabii ilimizi tam tanıma fırsatım henüz olmadı ama inşallah tanıyacağız, tanışacağız. Meselelere biraz daha sahipleriyle ve ilgilileriyle vakıf olma imkanına kavuşacağız gibi geliyor. Burada önemli olan sporu ya da gençliğimizin bu halini ki Bitlis'in %70'inin, Bitlis nüfusunun %70'inin 30 yaşın altında olduğunu da ben yaptığımız bazı görüşmelerde öğrendim. Evet. Çok ciddi bir gençlik kesimi var. Ve bu gençlik kesimine yönelik yapılacak işler de bütün kurumlarımızın, belediyelerimizin, diğer kamu kurumlarımızın, merkezi idarenin, taşradaki diğer kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının da bence en önemli konularından birisi olması gerekir. Mutlaka yapılmış çok ciddi çalışmalar, hizmetler vardır ama bu programda bu vesileyle öğreniyoruz ki yapılması gereken daha pek çok iş var. İnşallah bu noktada sporu profesyonel spordan daha ziyade amatör bazda ve daha geniş gençlik kesiminin yapabileceği ve çeşitliliğe sahip olabileceği bir karakteristiğe büründürmeye ihtiyacımız var. Bu noktada kamu kurumlarımızın, valiliğimizin, diğer belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarının elinde bizim şu anda bilmediğimiz ama mutlaka kullanmadığımız atıl, potansiyel, imkanlar mutlaka vardır. Zaten bir konuyu kendinize eğer dert edinirseniz olmayacak imkanlar, olmayacak fırsatlar önünüze çıkar. Bunlar olur hale gelir.
Yeter ki bunu bir gönülle, aşkla, şevkle, heyecanla isteyelim. Ama gençlik kesimimizin bu tür faaliyetlere çok ciddi bir şekilde ihtiyacı var. Tabii bunun ne kadar gerekli olduğunu Serdar Hocam televizyonda çok fasih bir lisanda ve çok da fazla detaya girmeden sözlerini net bir düşünce tarzına sahip olduğunu belirtecek tarzda ifade etti. Evet. İnşallah hep birlikte bu noktada yapabileceğimiz şeyler vardır. Onları birlikte yapmaya çalışacağız. İnşallah. İnşallah. Bitlis gençliğine bu noktada bizim verebileceğimiz ve bu gençlerimizden de bizim de alabileceğimiz çok şeylerin olduğuna inanıyorum. Bu tek taraflı bir faaliyet değil. Sporun diğer konularıyla ilgili olarak da söylenebilecek çok daha fazla şeyler vardır. Ama iyi bir tespiti var. Bazı şeyler tek kişiyle gider deniliyor. Bu spor konusunda değil, birçok konuda maalesef o işin erbabını bulursanız o iş oluyor. Bir kişi tek başına dünyaları kuruyor. Aslında Sayın Valim, orada Serdar Hocamız sizi kastetmişti. Ha, bu tabii bu noktada biz tek aktör olmayın inşallah. Bizim gibi bu konuya destek verecek, gayret edecek, emek sarf edecek, farklı kaynakları harekete geçirecek birçok yöneticimiz, bu ilin içerisinde yaşayan, dışında yaşayan insanlarımız mutlaka vardır. Biz bize düşeni elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Tabii elimizden geleni yaparsak, niyet edersek, azmedersek, elimizden gelmeyenler noktasında da Allah-u Teala bize yardımcı olur. Evet. Aslında Sayın Valim, siz biraz da bu konuda tecrübelisiniz. Çünkü siz 2009 yılında Küçükçekmece Kaymakamlığı yaptığınız dönemde Küçükçekmece Spor Bal Ligi'nde şampiyon olup 3. lige yükselmişti. Evet. Sonunda maalesef son maçı kaybettik. Ama önemli olan şampiyonluktan ziyade, tabii iddiasız hiçbir iş olmaz ama böyle bir faaliyetin içerisinde, böyle bir hareketin içerisinde bulunmak, onun beslediği süreçleri ve kazanımları elde etmektir. Evet. Kesinlikle. Yani olağanüstü sonuçlar yerine olağanüstü çabalarla ilgilenen herkes sizin gibi düşünür. Doğru. Ben memleketime gelmiş olmanızdan dolayı çok mutluyum. Bundan önceki sayın valilerimizden de Allah razı olsun. Memleketime kim bir taş koymuşsa, evet, Allah ondan bin kere razı olsun. Sizden çok ümitliyiz. Evet. Allah yardımcınız olsun ve Allah utandırmasın. Amin. Bizden önceki arkadaşlarımızın yaptıklarının üstüne bir şeyler koymaya çalışacağız. İnşallah, onlar da inşallah çok ciddi şeyler mutlaka yapmıştır. Tabii ki. Ve onları da minnetle, şükranla anmamız gerekir. Elbette. Daha ileriye, daha farklı açılımlara, daha farklı noktalara götürerek bu gençlerimizin artık enerjilerini kahve köşelerinde ya da bilgisayar oyunları başında daha az geçirerek, tamamen kaldırırız diyemiyorum. Maalesef. Bu biraz zor. Ama bu noktada ne yapabilirsek bunu bir kazanım olarak, bardağın hep dolu tarafını görerek ve bir şeyin hepsini yapamıyorsak da hepsinden vazgeçmeyerek bir gayretin, arayışın içerisinde olacağız. İnşallah. Sayın Valim, geçmişinize baktığımız zaman görev yaptığınız yerlerde genelde çok kısa görev yapmışsınız, çok kısa süre almışsınız. Bir yıl ya da iki yıl ortalama. Tabii biz bir Bitlisli olarak sizinle uzun yıllar bu memlekette, bu şehirde yaşamak istiyoruz. İnşallah. İnşallah uzun yıllar spor dolu nice yıllar beraber geçiririz diyorum. İnşallah. Bitlis emekli olana kadar, yaşattığından emekli olana kadar çalışılmaya değer ciddi bir şehir. Ben bu şehrin bu kadar farklı özelliklere sahip olduğunu maalesef buraya tayinim çıkınca öğrendim ki biz bu memlekette idarecilik yapmış bir insan olarak Bitlis'i daha bu şekilde yeni yeni tanıyorsak o da demek ki bazı tanıtımların
yeteri kadar yapılamadığını ya da bizim bir eksikliğimizin olduğunu gösterir. Ama böyle potansiyele sahip bir vilayetin Türkiye'de sadece bir 81 ilden bir tanesi olarak anılması bence bu vilayete yapılmış bir haksızlıktır. Bence buradaki yerin altındaki yatan şahsiyetlerin tanınmasına Bitlis'in değil Türkiye'nin ihtiyacı var. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı çok teşekkür ediyoruz. Akşamlar, hayırlı akşamlar diliyoruz Sayın Valim. Hürmetlerimizi arz ediyorum. Evet Serdar Hocam. Valimize tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bizi onur etti. Telefonla yayınımıza bağlandı. Açıkçası ben şu an çok mutlu oldum. Evet. Çünkü artık sözlerimizin lafta kalmadığının farkına vardım diyebilirim. Yerine ulaşıyormuş demek ki. Evet. Gerçekten çok mutlu oldum. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Evet. İnşallah Sayın Valimizle beraber Bitlis'te spor anlamında bazı tabuları yıkmaya çalışacağız diye düşünüyorum. İlk öncelikli olarak tesis sorunumuzun halledilmesi gerekiyor. Çünkü tesis olmazsa olmaz. Baktığımız zaman bir tesisimiz yok. Benim şimdi Sayın Valimiz henüz kapatmışken anlatmak istediğim bir hikaye var. Evet. Bir çok büyük bir ayakkabı firması işte kendi ülkesindeki pazarını genişletmek istemiş ve Afrika'ya açılmak istemiş. Bunun için de elindeki pazarlamacılardan birini göndermiş. Pazarlamacı çantasını almış gitmiş. Bütün oryantasyon, eğitimden sonra Afrika'ya inmiş. Daha uçağın merdivenlerindeyken bakmış Afrika'da hiç kimse ayakkabı giymiyor. Hemen uçağa tekrar binmiş ve ülkeye geri dönmüş. Demiş ki ben orada çalışmam. Neden demişler? Demiş ki hiç kimse ayakkabı giymiyor, ben ayakkabıyı kime satacağım? Evet. İyi tamam demişler, ikna edememişler. Sonra başka bir arkadaşı görevlendirmişler. O Afrika'ya gitmiş. İşte merdivenler inmiş. Merdivenlerin daha yarısındayken demiş ki zengin oldum. Yani burada hiç kimse ayakkabı giymiyor. Herkes ayakkabı satabilirim. Bu bakış açısıyla ilintili bir şey. Sayın Valimizin konuşmalarından, söylemlerinden anladığım kadarıyla ümit dolu. Bitlis'teki bazı konulardaki derin boşlukları görmüş. Bazılarını da zaten zamanla ben eminim görecek. Ve konuyla ilgili inşallah ne gerekiyorsa yapacağından eminim. Bizim üzerimize, kendi çapımızda ne düşerse ben kendi adıma yapmaya sonuna kadar hazırım. Aynen, size katılıyorum hocam. Biz de Bitlis TV ailesi olarak ve ben şahsım adına da gerekirse elimizi taşın altına değil, kafamızı taşın altına koymaya hazırız. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Evet. Tesis konusunda, özür dilerim. Onu, rica ederim hocam, buyurun. Onu unuttum. Tesis konusunda da zaten reklama girmeden önce SODES'i diyordum ben. Evet. SODES'te 2007 yılından bugüne 700 küsür milyon liralık yatırım yapılmış. Rakamı yanlış biliyor olabilirim. Ben konuyla ilgili kaynak bulmaya çalıştım ama bulamadım. Fakat İstanbul'daki Bitlis günlerinde böyle bir risale görmüştüm. Şimdi ben yapılan her şeyi takdir etmekten yanayım. Hali hazırda peşinden de takdir ediyorum ama yani ben Bitlis'te 700 küsür milyon liralık bir sonuç yani göremiyorum. 750 milyon küsürden elde edilmiş sporcular, futbolcular göremiyorum, tesisler göremiyorum. Bununla ilgili bir yanlışım varsa biri beni düzeltsin. Fakat durum benim bildiğim gibi ise, bahsettiğim gibi ise bunun önünü almak lazım. Bunu daha iyi programlamak lazım. Örneğin Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği ülkeleri bir araya gelirler. Portekiz'in atıyorum karayollarıyla ulaştırmasıyla ilgili bir problem varsa o sene havuzda biriken para Portekiz'in ulaştırmasına, karayollarına ayrılır. Yani SODES'teki işte kaynak da bunu aktarılabilir. Bir sene sosyal içermeye ayrılsın, bir sene spora ayrılsın, bir sene işte tiyatroya, o tür kültürel etkinliklere ayrılsın. Bu şekilde yapılsın diye düşünüyorum. Aslında SODES
çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum hocam. Evet. Tabii biz bundan faydalanamıyoruz futbol anlamında. Bu neden kaynaklanıyor? İşte programımızın ilk bölümünde bahsettik. Spor kulüplerimiz tek kişiyle yönetiliyor. Evet. Biraz daha mesela eğitim seviyesi yüksek. Mesela sizin gibi. Estağfurullah. Hayır hocam, bunu çok ciddi söylüyorum. Mesela beden eğitimi öğretmenlerimiz var, mühendislerimiz var, başka öğretmenlerimiz var. Mesela bunları spor kulüplerine kazandırabiliriz. Tabii kazandırmak derken hemen işte gel kulübe yönetici ol, 1.000 lira ver, 5.000 lira ver. Bu gibi şeylerle değil, onun maddi gücünden değil, onun fikirlerinden faydalanmak gerekiyor. Yani mesela işte belediyemizin bir proje ekibi var. Evet. Belediye başkanımızla görüştüğümüz zaman tüm spor kulüplerine ücretsiz olarak gidip burada projelerini sunma imkanı sağlamışlar. Evet. Ayrıca bu SODES projeleriyle ilgilenen Veysi hocamız var, Veysi Oruk hocamız. Mesela çok değerli bir insan, kesinlikle, çok değerli bir kişi. Evet. Ben inanıyorum ki hiçbir kimseye yani kapıyı kapatmaz, kapıyı sonuna kadar açacaktır. Yani bence bu kadar imkan elimizde varken bunlardan faydalanmaya çalışalım diye düşünüyorum. Tabii tek kişide olacak iş değil. Yine aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. Ben yani şunun üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu anlatmaya çalıştım. İnşallah başarılı olmuşumdur. Yani Bitlis'te sporu, en azından futbolu, beni ilgilendiren, çok ilgilendiren kısmını kulüplerin ve kişilerin elinden kurtarmak lazım. Kurumların garantisi altına almak lazım. Daha sonra altyapıdan yetişecek futbolcular mutlaka kişi takımları tarafından, büyük kulüpler, köklü kulüpler tarafından zaten transfer edilir, alınır. Veya kendi kulüplerinde devam ederler. Ben yine rahmetli babamdan biliyorum. Ben babamın oturup bir iş adamını kulüp başkanı olmaya razı ettiğini hatırlıyorum. Evet. Yani uzun yıllar hatırla gönülle gitti bu iş. Buraya kadar geldi. Ben daha önce de bir toplantımızda söylemiştim hatırlarsan. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Dönmez de. Maalesef dediğimiz gibi hocam projeler yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Mesela bir lider Muş Spor örneği var. İşte 2 yıl önce altyapıdaki gençler için yapmış olduğu bir projeden yanılmıyorsam 150 bin lira ile 200 bin lira arasında bir SODES'ten bir para aldılar. Ve bu parayla yaptıkları takımla Doğu Anadolu bölgesinde bölge birincisi oldular. Lider Muş Spor. Evet. Yani şu an baktığımız zaman da işte bölgesel amatör ligde mücadele eden takımda da yani birkaç tane yabancının dışında oynayanların hepsi yerli oyuncular. İşte 2011 yılında yanılmıyorsam Özgüzel Dere Spor 2010-2011 yıllarında 2 yıl boyunca Özgüzel Dere Spor bölgesel amatör ligde mücadele ettiği zaman Bitlisli olarak burada futbol oynayan sayabileceğimiz 3 ya da 4 kişi ya vardı ya yoktu. Evet. 2 sezon. İki farklı kadro, yaklaşık 50-60 tane sporcu alınmış. İçinde 4-5 tane ya Bitlisli var ya yok. Son iki sezondur da Tatvan Gençler Birliği örneği var. Yine aynı örneği orayı içinde söyleyebiliriz. Evet. Bunun için de aynı. Orada da 4 ya da 5 sporcu Bitlisli ya da Tatvanlı ya vardır ya da yoktur. Bu da gerçekten üzücü bir durum. Kesinlikle. Tabii Faruk hocamızın deyimiyle yukarıda bir takım olmadığından dolayı altyapından sporcu da yetiştiremiyorsun. Niye? Çünkü alttaki sporcuları heyecanlandıracak bir şey yok yukarıda. Yani yani ilk başta hani bir profesyonel veya bal liginden bir takım kurulsun. Sonra altyapı nasılsa gelişir anlamında bir düşünce mi bu? Yani sizin deyiminizle hocam az önce sizin de söylediğiniz gibi bir kurum takımı kurulsun. Tek takım. Evet. Tek vücut olarak. Bütün kulüpleri bunların çatısı altında birleştirelim ilk olarak. Daha sonra diğer kulüpler de şeylerini şu şekilde sürdürsün. U15, U17, U19 liglerinde altyapı olarak sürdürsün. Bu şekilde bir önerisi vardı Faruk hocamızın. Yani ben Faruk hocamın önerisine tabii ki saygı duyuyorum. Ben Faruk hocayı televizyonda izlemiş adamım. Yani çok büyük bir kariyere sahip. Çok da iyi bir futbolcuydu. Evet. Fakat yani çok da iyi bir antrenör. Çok da iyi bir antrenör. Onu da söyleyelim. Ben ilk geldiğimde kaç maç yenilmeden götürdü. Fakat ben özellikle tekrar söylüyorum. Yani tamamen alttan başlanması lazım. Birinci katın da altından başlamak lazım. Yani bir
Bal Ligi'nde kurulacak bir takım için yine Bitlisli'nin gidip İstanbul'daki Ankara'daki iş adamlarından, ki Allah razı olsun yani, tutup çıkarıp para veriyorlar. İş adamlarından tekrar paralar toplanması lazım. Gidip tekrar bürokratlardan, milletvekillerinden açıkçası şuradan buradan para dilenmek lazım. Tekrar kulüp kurmak lazım, hoca getirmek lazım, futbolcular tutmak lazım. Ki bu da tutacak mı, şampiyon olacak mı, o da muamma. Yani cuma namazı cuma günü kılır. Yani cuma namazını pazartesi günü kılamazsınız. Şimdi en baştan sayacaksak birden başlamamız lazım. Kesinlikle ben altyapılardan... Serdar Hocam yine bombayı patlattı. Altyapılardan başlanması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Var olan ne de olsa kısıtlı kaynağın... Aslında hocam size katılıyorum bu konuda. Artık özür dilerim ama eski yöneticilerimizden ve şu anki yöneticilerimizden artık bu şekilde yani hiçbir kulüp yönetilemez ya. Tabii ki. Başkalarının parasıyla kendi kulübünü yönetemezsin. Elbette. Haksız mıyım hocam? Kesinlikle. Aynı yani bütçen ne kadarsa tamam, mesela 20 bin lira bütçen varsa 20 bin liralık takım kur, o şekilde mücadele et. Şampiyonluğu oynama kardeşim. Evet. Yani her takım şampiyonluğu oynayacak diye bir şey mi var? Yok. Yani her yıl şampiyon olacaksın diye bir şey de yok, bir kaide de yok. Mesela Faruk hocamızın işte bir gençlik spor kulübü var. Baktığımız zaman işte 2 yıldır 17 yaşındaki, 16 yaşındaki, 18 yaşındaki sporcularla mücadele ediyor. Evet. Tamam, belki her maç 6 yiyor, 7 yiyor ama en azından oradan birkaç tane sporcu yetiştirmeye çalışıyor. Yani tabii ki Faruk hoca çapında bir teknik direktörün, antrenörün, spor adamının çok daha iddialı bir ligde görev yapmak istemesini, daha elit profesyonel futbolcularla, hayatını futboldan idame ettiren insanlarla, profesyonel bilince varmış insanlarla devam etmek istemesini ben anlıyorum tabii ki. Hı hı. Fakat ben hani olayın daha başka bir yerindeyim. Geçmişten günümüze, ya ben Bitlispor'un şampiyon olduğu yılları da biliyorum. Bir Hikmet abi vardı, Hikmet hocam, Hikmet Zeydan. Mehmet Uçar vardı bildiğim kadarıyla. Başka Bitlisli yoktu galiba. Bir Saffet Bulut vardı galiba. Yani şampiyon olan takımda ilk 11'inde bir kişi oynuyordu. Sonraki 2 yılın nasıl geçtiğini de ben biliyorum. Sonraki şampiyon olduktan 5 yıl sonra Bitlispor'un ne duruma düştüğünü de hatırlıyorum. Ben yani annem, komşularımız yemek yapar, ben futbolculara götürürdüm. Futbolcuların malzemeleri bizim evlerimizde yıkanırdı. Yani artık 93, 94, 95 yıllarında da bunu yaşadı Bitlis. Bir de özür dilerim hocam, anlatmadan duramayacağım. Tabii ki. Reklamdan önce de söylemiştim. Tabii bunu babanızla çalışan, Naif hocayla çalışan bütün sporcular anlatıyor. Ben de buradan izleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Tabii bir de işte o dönem... Yabancı sporculara para ödeniyormuş ama yerlilere para ödenmiyormuş. İşte nasıl olsa Bitlisli gelip oynar gibisinden. İşte bir gün futbolcular idmana gelmeme kararı almışlar. İşte birkaç hafta, birkaç gün daha doğrusu maça gelmemişler, idmana çıkmamışlar. Naif hocamız da işte bir akşam çıkmış gitmiş bir abimizin evine. Neyse abimiz anlatıyor, diyor ki işte kapı çalındı, bir baktım Naif hoca. İşte oğlum sen niye maçlara gelmiyorsun, neden antrenmana falan gelmiyorsun? Ben dedim ki vallahi hocam sen onlara para veriyorsun. Yabancıların hepsi para alıyor, biz para almıyoruz. Neden onlar para alıyor da biz para almıyoruz? Ve başladı orada ajitasyon yapmaya. Daha sonra elini attı, ceketinin cebinden bir mendil çıkardı. Mendilin içinde bir tek bilezik çıkardı, dedi vallahi dedi eşimin kolundan çıkarmışım bu bileziği. Evet. Al dedi, bak vallahi paramız yok, eşimin kolundan çıkardım o bileziği. Diyor ki tabii o zamanlar saygı vardı. Biz de hayatta öyle bir şeyi alamayız. Tamam diyordum hocam ya, evet, o bileziği cebine koy. Yarın geleceğiz idmana. Neyse diyor, ertesi gün oldu diye bir idmana geldim diye baktım benimle beraber bütün Bitlisler gelmiş. Diye herkes birbirini anlatıyor. Ya işte Naif hoca bana bir tek bilezik verdi, ben kabul etmedim. Ötekisi diyor işte valla bana da bir tek bilezik verdi, ben de kabul etmedim. Meğerse o bir tek bilezikle oradaki yaklaşık 7-8 tane Bitlisli'nin hepsinin evini dolaşarak hepsini ikna etmiş. Evet. Böyle de güzel bir anısı var hocamızın. Tabii Naif hocamızdan sonra, Mehmet Sucuk'tan sonra, Cezmi Amamcıoğlu'ndan sonra futbol gün geçtikçe gerilemeye başladı. Mesela Birol yetişkin abimiz var, hiç unutmam, anlatıyordu. Diyor bir gün işte
kamp yaptığımız yerdeyiz. Sabah güneşi. Benle diyor bir arkadaşım çıktık kapının önünde sandalyede oturuyoruz diyor. Bir baktık. Tabii o zaman da ikinci ligdeymiş. Yani Bitlis'te futbolun en üst seviyede olduğu dönemlerde. Evet. Diyor bir baktık Naif hocamız kara kara düşünüyor. Elini vurmuş yüzüne kara kara düşünüyor. Diye biz de döndük. Hocam hayırdır niye düşünüyorsun? Ya demiş ki gün gelecek Bitlis'te futbol bitecek. Yemin ediyorum bak bunu evet. Birol yetişkin söylüyor. Evet. Gidip sorabilirsiniz de kendisine. Diyor ben de döndüm hemen yanındakini böyle dürtmeye başladım. Hani biraz şeyimiz de var bizim bu. Evet. Ya işte hoca ne diyor ya. Hı hı. Tamam. Yani hocayı tiye almışlar bir nevi. Evet. Bir nevi. İşte futbolda en şaşalı dönemi geçiriyoruz. Hı hı. Belki birinciliğe çıkacağız. Bu kadar başarılarla dolu bir ildeyiz. Futbol anlamında. Evet. Hocamız futbolun biteceğinden bahsediyor. Ve şu an günümüzde baktığımız zaman aradan çok fazla bir zaman da geçmemiş. 10-15 yıl geçmesine rağmen Bitlis'te futbol bitti. Hatta konuşulmayacak dereceye geldi diyebiliriz. İşte çarşamba, perşembe meselesi. Yani bazı insanlar bunun yaldır yaldır geldiğini görebiliyor. Ben yine ama aslında neden o zaman önleminizi alamadık? Yok, işte? önlem alınmaya çalışıldı. Ben o zaman yine hatırlıyorum. Babama çok düşkündüm. Yanından hiç ayrılmazdım. Yani o dönemin canlı şahitlerinden biriyim. Yaşım çok genç olmasına rağmen. O dönem babam köyleri dolaşır, futbolcuları toplardı. Bitlispor'un köy hizmetlerine bağlanması ve Bitlispor'da oynayan yerli futbolcuların orada istihdam edilmesi, orada bir kadro alması konusunda yoğun savaş verdi. Zaten ondan sonra 2000'li yılların başına kadar devam etmeyi başardı Bitlis'te futbol. Yoksa daha da erken bitecekti. Bir de o zaman yine Bitlis olduğu yıllardı. İnsanlar çok çakır keyifti. İnsanlar çok nazikti. Şimdi yani kendi şahsım adına bazı sıkıntılar var. Futbol oynamak artık çok zor. Eskiden yani maalesef ben kendimden büyüklerden korkardım. Çok şanssız bir dönemdeyim. Şimdi kendimden küçüklerden korkuyorum. Yani öyle bir handikap var. Aman diyorum ikide bir yaşımı hatırlatıyorum. Gençler ben sizinle baş edemem, yapmayın etmeyin falan diyerek geçiriyoruz. O zamanlar çok farklıydı. Fakat bir şeyler yapılmaya çalışıldı doğrusu. Yani ben onun şahidiyim. Fakat tutmadım peki maalesef. Arkadaşlarımız uyarıyor hocam. Programımızın sonuna geliyoruz. Evet. Son olarak kardeşiniz Uğur. Evet. Amerika'da futbol oynuyor. Evet. Aynı zamanda antrenörlük yapıyor. Evet. Yanılmıyorsam. Siz de Amerika'da bir yıl ya da iki yıl yanılmıyorsam. Yaklaşık kardeşinizle beraber kaldınız. Evet. Tabii ki Amerika'yla bir sık kıyaslamak mümkün değil ama mesela ne gibi değişiklikler vardı orayla bura arasında? Son olarak çok kısa. Ben Amerika'da iki bölgede yaşadım. Biri New York'tu, diğeri Missouri. Nispeten daha küçük bir şehir, bir eyalet. Evet. Yani Amerika'nın Bitlis'iydi. Yani benzetilebilir. Fakat şöyle bir avantajları vardı. Dere var mıydı hocam orada da? Yani bundan çok daha büyük bir tane vardı evet. Mississippi Nehri. Evet. Şöyle bir avantajları var. Semt sahaları çok fazlaydı. Ve spora ilgi çok yoğundu. Futbolu erkekleri bırakın, kızlar da oynuyordu. Şu anda ben geçenlerde hatta kardeşime sordum. Hem şu anda bir ikincilik kulübünde futbol oynuyor. Ayrıca aynı kulübün altyapı sorumlusu, yardımcı sorumlusu. Hatta Inter'de oynamış bir Angelo Orlando. Yani 90'larda ünlü bir futbolcuydu. Onun yardımcısı. Ben ona sordum geçenlerde. Hani Bitlis'teki futbolcularla, bizim arkadaşlarımız, zamanımızın futbolcularıyla, şimdi elindekiler arasında nasıl bir fark var? Sadece kuvvetten bahsetti. Çocukların çok kuvvetli olduğundan bahsetti. Çocuklar da çok yetenekli ama bizim Bitlis'teki çocuklardan çok büyük bir fark yok. Sadece ellerinde imkan çok fazla. Antrenman yapabilme, beslenebilme özellikleri çok fazla. Tesisleşme çok ileri düzeyde. Müsabakalar çok yoğun. Öyle ki 4 yıldır kardeşim ülkeye dönebilmiş değil. Dönemiyor. Evet. Peki son birkaç tane mesajımız var. Hemen bunları da okuyalım. Tabii ki. Mudat Hizal. Serdar hocama
başarılar diliyorum demiş. İyi yayınlar dilemiş. Biz de buradan selamlarımızı iletelim. Gökhan Düzyurt. İyi yayınlar. Ben Ankara'dan Gökhan. Serdar hocamı görünce babası Naif Hoca aklıma geldi. Üzgün surat işareti bırakmış. Sağ olsun. Naif hocanın mekanı cennet olsun. Allah razı Uğur, olsun. Uğur Ankara gücünde oynuyordu. Şu an oynuyor mu demiş. Tabii az önce hocamız cevabını Uğur verdi. Amerika'da. Ayrıca ben bir örnek vermek istiyorum. Ankara'daki bazı otoparkların gelirleri spor kulüplerine bırakılıyor. Şehirler arası otobüs terminalinin otopark geliri keçi ören gücüne gidiyor. Bunun gibi birçok örnekler var. Neden Bitlis'te spora böyle bir gelir sağlanmıyor? İyi yayınlar, iyi akşamlar dilemiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Son olarak İsmail Kırmızı kardeşim bir soru sormuştu. Sistemle ilgili. Hani düşünsek ne olur demiş. Düşünmezsek olmaz. Biz düşüneceğiz, sistemler böyle oluşur. Biz düşüneceğiz, konuşacağız. Yeri geldiğinde binlerce kez söyleyeceğiz. Evet. Ve yeni sistemler oluşacak. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Programımıza katıldığınız için gerçekten çok keyifli bir program geçirdiğimize inanıyorum. Çok teşekkür İnşallah ederim. İnşallah faydalı ben olmuştur. Öyle. İnşallah. Yeni valimize de çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan teveccüh gösterdi. Evet. Evet. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Son olarak programı noktalamadan önce Gökhan kardeşimizin söylemiş olduğu şeye gelmek istiyorum. Tabii ki az önce de onun bahsetmiştik biz. İşte gece yaparak, birilerinden para isteyerek bu işler olmuyor. Kesinlikle. Her spor kulübünün kendine ait bir gayrimenkulünün olması gerekiyor. Kalıcı bir gelirinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet değerli izleyenler, bu akşamki programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia.